Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Kral Şakir karakterlerinden Fil Necati'yi çizeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kağıdımızın alt tarafından hortumunu yaparak başlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane yuvarlak çizip onun içerisine bir yuvarlak daha yaptıktan sonra içini siyah boyayalım. Hemen bunun üstüne bakın şöyle bir yuvarlak daha, sonra bunun üstüne yuvarlak daha, hemen bunun üstüne bir yuvarlak daha yapıp son olarak bir tane daha yuvarlak yapıp hortum kısmını bitirelim arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen bakın bu hortumun sağından ve solundan iki tane kocaman pörtlek gözleri var. Onu yapalım. Şu ilki olsun. Hemen bunun içerisine yuvarlak göz bebeğini ekleyelim. Bunun sol tarafına hemen ikinci gözümüzü de eklemiş olalım arkadaşlar. Ve bunun da göz bebeğini hemen ekleyelim bu noktaya. Şimdi bakın tam şu noktadan kafasını çizeceğiz. Şöyle aşağıya doğru kocaman bir eğri çizelim. Sonrasında bakın bunun üstüne şöyle iki tane saç buklesi ekleyeceğiz. Şu bir. Hemen yanına bir tane daha saç buklesi ekledikten sonra bunu hafif şöyle aşağıya doğru uzatalım ve buraya kocaman bir fil kulağı konduralım arkadaşlar. Bakın şöyle bir eğri çizerek kulağımızı konduralım. Sonrasında tam bu kulaktan hortumumuza gelen çene çizgimizi yaptıktan sonra şöyle hortumun sağından ve solundan gelen bıyıklarının olduğu çizgileri ekleyelim arkadaşlar. Aynı şekilde sağ tarafına da bakın şöyle aşağıdaki çizgiye değmeyecek şekilde bıyıklarımızı ekleyelim ve sonrasında yine bu saç buklesinin olduğu yerin sol tarafından ikinci büyük kulağımızı şu noktayla birleştirelim. Tam şu gözün altına gelecek bıyık çizgisini de ekledikten sonra şöyle bakın tam çenesinin alt tarafından geniş bir eğri yapalım. Bu taraftan da yine bakın şöyle geniş bir eğri yaptıktan sonra bu eğriyi yine genişçe bir eğri ile aşağı taraftan birbirine birleştirelim. Bu noktada bakın arkadaşlar tam şu noktada elimizi yaparak devam edelim. Şöyle bakın bir U şekli yaptık. Bu U şekline şöyle 4 tane parmak konduracağız. 1, 2, 3 ve 4. parmakla beraber birleştirelim. Sanki bu tarafta da diğer elinin parmakları görünüyormuş gibi 2 tane parmağı bu tarafa koyup bırakalım arkadaşlar. Tam bakın bu kolun hemen sol tarafından aşağıya doğru uzanan yine bakın aynı şekilde upuzun bir U şekli yapıp bu U şekline de bakın şöyle bir tane ayak konduralım arkadaşlar. Sonrasında tam şu bel çizgimizi de bu ayağın olduğu yerle birleştirip bacak olan kısmımızı halledelim. Son olarak sol tarafa da bakın şöyle bir tane upuzun U yaptıktan sonra tam uç tarafına bir tane ayak konduralım. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.